susmuyor. Sabahtan beri susmuyor. Annemin de susmuyor. Polisin baskın yaptığını basın duymuş. Merak edip arıyor milleti ne oldu, işin aslı nedir diye. Baba doğruyu söylesek olmaz mı? Olur mu kızım öyle şey? Sinek küçüktür ama mide bulandırır. Merginin V'sinden bahsetmememiz lazım. En azından bu satış hallolana kadar. Ne yapacağız peki o zamana kadar? Yani böyle durup saklanacak mıyız bütün gün? Yapacağım ben bir şeyler, merak etme. Ne yapacaksın? Al aklımda bir şey. Hiçbir şekilde bu tarafa dönmesin olay. Anlatabildim mi? Gidin üstüne. Ne derse desin. Profesyonelce olsun. Tamam. Ben haber bekliyorum o zaman sizden. Ne haberi? Sessiz sessiz yanaşıyorsun. Ne oldu? Asıl sana ne oldu? Böyle gizli gizli telefonla konuşuyorsun. Beni görünce kapatıyorsun. Karıcığım yerin kulağı var. Tamam. Ben de dikkat ediyorum işte. Artık ben daha fazla gizli bir şey istemiyorum. Ne oldu? Ne oldu? Kendimizi haber olmaktan koruyorum. O oldu. Nasıl yani? Ay kızım Melike be. Ekmek almaya gidiyorsun, anahtar almıyorsun. Çocukken de böyleydi bu. Geldim. Bismillah. Günaydın efendim. Melike Karaca siz misiniz? Hayır. Yani benim kardeşim olur. Kendisi burada yaşıyor değil mi? Evet. Cengiz! Ney? Ne var? Ne? Ne oluyor burada? Melike'yi soruyorlar. Allah Allah. Hayırdır sizi? Yani ne içindi? Ne sormuştunuz? Ne var yani? Ben eniştesi oluyorum da yani. Ne var yani? Kendisi Berin Aksoy yaralamış. Doğru mu? Kim, nereden çıktı şimdi bu? Bir şey söylemeyecek misiniz? Bilgi verir misiniz? Yapmayacak mısınız? Ne oluyor? Abla! Geldi. Bu tarafa. Uzan, geldi. Berin Hanım'a neden zarar vermek istediniz? Ne? Hakkınızdaki iddialar doğru mu? Kardeşinizin evine yerleşmişsiniz, doğru mu? Maddi durumunuz iyi olmadığı için size ve kızınıza iş imkanı vermiş aklına. Berin Hanım'a neden zarar vermek istediniz? Kardeşinizin evine sığındığınız doğru mu? Berin Hanım size maddi destek veriyor. Çekilin, cevap vermeyeceğim. Evimin önünden çekilir misiniz? Peki daha önce kocanızı öldürdünüz doğru mu? Yok. Yok bu yani hiç mantıklı değil. Lütfen ara söyle yapmasınlar. Olur mu canım? Vergi meselesinin gündeme gelmesi yerine Berin Aksoy'u yaralayan eski mahkum hikayesi daha cazip. İyi de bu da çok sevimsiz. Nasıl konuşuluyoruz? Ya burada mağdur biziz karıcığım. İş vermişiz, aş vermişiz. Ondan sonra gelmiş bize zarar vermiş. Bir de sen affediyorsun nedense. Yani öyle tabii de. İyi ki affetmişsin bak, işimize yaradı. İmajımız korundu. Yok bu çok yanlış. Gazeteciler bunun ucunu bırakır mı? Bizi de didikleyecekler. Bu güdümlü bir iş karıcığım. Ben yönlendiriyorum. Ayrıca bizim dosyamızda gizlilik kararı var. İsteseler de didikleyemezler. Dikkati başka yere yönlendiriyoruz, hepsi bu. Haluk anlamıyorsun. Bu kadın kameraların karşısına çıkıp da öyle saçma sapan konuşursa... ...ne bileyim duru benim kızım falan derse... Deli deli konuşursa? O zaman da düpedüz deli derler işte. Asla böyle bir şey olamayacağına göre, değil mi? Neden onlara zarar vermek istediniz? Lütfen bir şey söyleyin. Kocanızı öldürdüğünüz doğru mu? Aksoylar maddi durumunuz iyi olmadığı için size ve kızınıza... Gerçek gitsene ya. Dur. İddialara cevap vermeyecek misiniz? Maddi durumunuz iyi olmadığı için kızınıza ve size iş vermiş Aksoylar. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şimdi kapatıyorum ben Kerimciğim, eve gidiyorum annemi almaya. Rabia Hanım'a söyle, o da hazır olsun, tamam? Hadi bay. Ne oluyor ya orada? Dur burada dur. Hakkınızda söylenenler doğru mu? Niye böyle şeyler söylüyorsunuz? Cevap verir misiniz? Söylenenler doğru mu? Neden onlara zarar vermek istediniz? Lütfen bir şey söyleyin. Hazal, dur kızım, dur. Berin Hanım'a neden zarar vermek? Ne oluyor? Hazal,
Ya çekilin ya. Çekilin. Ne yapıyorsunuz? Çekilin. Ne gidiyorsunuz annemin üstüne ya? Hala. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ne duruyorsunuz hala ya? Hala ne duruyorsunuz? Çekin. Çekin. Bunları çekin. 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 Çekin arkadaşlar. Manyak mısınız? Nesiniz? Ya gidin şuradan. Hala bakıyorum. Ya gitsene de. Çekme kardeşim. Gidin ya şuradan. Ona bak gel. Ya bırak. Lan rezil olacağız. Hala soruyorlar ya. Aa terbiyesizler. Çekme kardeşim gidin ya şuradan. Hala bakıyorlar hala. Basına saldırı var. Çekin çekin. Çekin. Gidin şuradan. Saldırı var. Çekin çekin. Çekin arkadaşlar. Kız yapma. Defolun gidin buradan. Arkadaşlar dikkat edin. Hadi gidin be. Böyle. Hazal yapma. Hazal yapma kız. Delimizi polis getirtişen. Sizin var ya ağzınız. Bizi ne sandınız be? Bak hala, hala gitmiyorlar. Gidin şuradan. Kime diyorum ben? Haber çıkmamış daha. Daha akşam çıkar o. Neymiş o akşama çıkacak olan? Aa kızım yok annenle iş konuşuyorduk diyorum. Senin hala yaraların var. Kendini hırpalama. Aslında ben de tam onun için geldim. Yani diyorum ki siz biraz dinlenin. Ben de bugün mağazaları dolaşayım. Ya Berrin görüyor musun? Bak bak pırlanta gibi evlat yetiştirdik be. Tabii kızım. Öyle yap çok iyi olur. Görsünler, işimizin başındayız. Sen git güzelim, iyi olur. Tamam, o zaman görüşürüz. Görüşürüz. Gerizekalılar ya, ahlaksızlar. Öyle saçma sapan sorular soruyorlar ya. Saçma sapan sorular soruyorlar. Ya size de aferin ama, aferin. Tebrikler size. Ya kadını niye tek başına bırakıyorsunuz orada? Kız biz bir şey anlamadık ki. Kapıyı açtım birden eşek arısı gibi üşüştüler üstümüze ya. Aynen ya, ben göndermeye çalışıyordum zaten. Ama işte birden baldız çıkınca bunlar aniden baskın gibi böyle bir saldırı yaptılar resmen. Tahakküm yaptılar. Nasıl öğrendiler olanları? Rezil olduk. Nerede yayınlayacaklar acaba? Yok anneciğim ya. Yok yayınlayamazlar onları artık. Yani kovduk o kadar. Ne olur sen üzülme korkma. Nasıl buldular beni? Berinler mi söyledi acaba? Sanmam. Yani öyle bir şey yaparlar mı ya? Yalnız ben bunun hesabını onlardan çok kötü sorarım ya. Çok kötü sorarım bunun hesabını onlardan. Ya kendi rezilliklerine bakmıyorlar, seni yerin diye ortaya atıyorlar ya. Hazal, sakin ol, tamam mı? Sakin ol. Belki onlar yapmamışlardır. Bir dur bakalım. Hiç sanmıyorum. Yahu kızım, bu Berrin akıl var, nizam var. Kadın niye yapsın böyle bir şey ya? Ya kendisini ateşe atar mı kadın? O da gazete, televizyon falan ister mi yani? Yapmaz. Ayrıca da bunların bin bir türlü derdi tasası var zaten bu insanların. Olur mu öyle şey ya? Allah'ın cezaları ya, benim en güzel günümü mahvettiler ya. Her zaman yaptıkları şey zaten. Her zaman yaptıkları şey. Hazal, ne yapıyorsun? Kerim'i arıyorum. Rabia Hanım'a haber versin. Alışveriş falan iptal. Olmaz. Olmaz, yapma. O kadar heveslendin şimdi. Benim yüzümden yarım kalırsa çok üzülürüm. Nasıl yani? Gidecek miyiz? Gideceğiz tabii. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Çıkalım, tamam. Kızlar burası. Kızım nerede elbise, göster hadi. Şu elbise. Pardon,
bize bakacak kimse yok mu acaba? Duru, sen de mi buradaydın? Duru kızım, hayırlı işler. Hoş geldiniz. Yok mu bize bakacak kimse? Kızım, tamam bağırma, bakarlar. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Canım, şu elbisenin en küçük bedenini getirebilir misin acaba? Bu elbisenin sadece medium bedeni kaldı. O zaman başka bir elbisenin en küçük bedeni olsun. Yalnız şık bir şey olsun. Nişanımda giyeceğim de. Ben bir bakıp geliyorum. Bak canım. Başka bir şey yoksa ben de yavaştan çıkayım. Hatta gelmişken biz birkaç şey daha alalım. Aksoylara bir katkımız olsun. Yazık, vergi borçlarını ödesinler. Azal, lütfen yapma, lütfen. Ya ne yapma anne ya, ne yapma? Daha bu sabah bizi bütün ülkeye rezil etmeye çalışmadılar mı bu insanlar ya? Ya derdin ne senin? Benim mi derdim ne? Siz bu sabah bizim kapımıza gazetecileri göndermediniz mi ya? Yok biz sizden iş istemişiz, yok biz sürünüyormuşuz, biz size muhtaçmışız. Annene neler yapmışız, daha sayayım mı ya yüzümüze neler söylediler? Ne gazetecisi ya, benim hiçbir şeyden haberim yok. Bak, bak o da bilmiyor, onun da haberi yok. Onlar da üzgün. Hazal, lütfen gel çıkalım. Hadi, hadi kızım lütfen çıkalım artık şuradan. Ya bir dakika ya, ben hiçbir yere gitmiyorum ya. Ya sen ne bağırıyorsun ya, çıksana artık. Ben elbisemi buradan alacağım. Ama giymeyeceğim. Neden biliyor musun? Çünkü uğursuzluk getirir. İsteyen birine hediye ederim. Yeter ki Rabia annemlerle bizim bir sadakamız olsun. Estağfurullah kızım, deme öyle. Olur. Tamam, anlaşıldı. Kusura bakmayın Rabia Hanım ama size satış falan yapmayacağız. Lütfen gidin. Ne demek satış yapmayacağız ya? Parasıyla değil mi? Parasıyla ama yapmıyoruz. Ya ben müşteriyim burada ve sen şu anda bana istediğim elbiseyi satmak zorundasın. Kusura bakma ama annemi yaralayan bir kadının kızına asla satış yapmayacağım. Bence sen Kerim'in sevdiği kıza satış yapmak istemiyorsun. Duru, Hazal yapmayın kızım. Yapmayın ne olur. Çıkıp gidin artık buradan. Hazal lütfen, hadi, hadi lütfen anneciğim, hadi. Sen var ya bu iki kadına dua et. Yoksa bugünün acısını senden çok kötü çıkartırdım. Hadi, hadi lütfen. Duru, kusura bakma. Hanginiz yaptı? Ne oluyor Duru? Hanginiz Melike'nin evine gazetecileri yolladı? Ne oldu, sana mı geldi? Melike'nin evine gitmişler, bir sürü soru sormuşlar. Kızının mağazaya gelip bana söylediklerini bir duysaydınız. Hala ne konuşuyorlar be? Sen yaptın değil mi? Kafamda bir şeyler var diyordun. Bu muydu yani planın baba? Başka çarem yoktu. Polisler etrafımızda diye kurcalıyorlardı. Ben de onların daha çok ilgisini çekecek bir hikaye verdim. Özel hayat diye bir şey var. Ne olursa olsun kimseye bunu yapma hakkımız yok bizim. Ailemi korumak zorundaydım. Kimse kusura bakmasın.